100 olunca E2. Allah'ım, nerede bu not kağıdı? İnşallah Slenderman gelmez. Amin, amin. Hı? Oraydı kız. Anam. Hı? Bir dakika ya. Slenderman pırt yapmaz ki. Oh! The bomb has been planted. Oha abi. Ne işin var burada? İstanbul'a sıçıyorum, gözlerim kapalı. Sıçıyorum, önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Ha, neyse, ben son notu bulmaya gidiyorum. Hey! O kağıtta ardımı vardı mı sildim lan ben? Ne? Harbiden mi? Ne oldu oğlum? Niye bağırıyorsun? Alo, Edilo. Oh, çok kötü bir kabus gördüm. Slenderman beni yakalıyordu. Slenderman ne oğlum? Ben Slenderman mi dedim babaya? Peki yavrucuğum, son notu bulabildin mi? Ya baba, nereye gidiyoruz? Söylesene. Kebapçıya. Ya ben aç değilim. Dandalık oğlum, yemek yemeye değil, seni işe sokmaya gidiyoruz. Ne işi be? Anam beni danladı ki şu çocuğu bir yere ver, bütün gün fittir fittir ater oynuyor, sonra altına işiyor geceleri dedi. Yanlışlardasın Zeki. Hiç yakışıyor mu aslanıma? Altına falan işemiyorum ben ya, ne alakası var? Ulan önüne bak da konuş bari, o ne öyle? Ya YouTube kanalında üye olmadığım için oldu. Gültekin Hoca yüzünden hep. Neyse de, hah, geldik işte. Ulan hoş gelmişsin Sobri. Hoş bulduk Mahmut abi. Bizim küçük burada işte. Ete senin, kemiği benim. Belki bu küçük kim? He, o mu? Minnak o. Birol lan birol. Üyle ü. Noktalı o. Sayın Minnak Bey, kıymalı pide olarak kariyer yapmak istemez miydiniz? Kıymalı pide mi? Ne diyorsun abi? Boya etli metli, incik gibisin maşallah. Gel sen bir düşün bence. Lan Becid. Şunlar kim ya? Garip garip bakıyorlar. Ha, o garip Faruk. Garip kebabın sahibi. O yüzden garip garip bakar s**tesin. Maşallah, içeriye bak Zeki. Full çekiyor valla. Ulan o kadar dedim Sabri abiye, şöyle bir mekan açalım diye. Sakalımız yok ki arkadaş. Siparişi alayım. Ben bir Adana istiyorum. Nasıl olsun, bokumu yaptırayım boksuz mu? Anlamadım. Ben de anlamadım. Inception'ın sonunu da anlamamıştım zaten. Yenge, sana ne yaptırayım? Ben sadece çorba içeceğim. Kes lan, sorduk mu? Kazansın diye her istediğini içebileceğini mi zannettin? Abicim, ortaya şöyle bir koş 1 lira yaptırayım mı ha, ne dersin? Bak bak abla, 1 lira duyunca nasıl hareketlendi he? Aa, Orhan abi de mi burada çalışıyor? Ne? O da hele manyak dener mi buraya geldi? Atın ola bu kavati. Yürü lan yürü. Rahatsız. Ali kıza bir Clark çekiyor, kahvedekiler ananın diyor. Ananın ananın ananın. Ananın ananın ananın. Aha, burası da küçük camışlar için oyun alanı. Bunlar ne abi böyle? İzel çelik ercan mı? Bunlar otomatik oyuncaklar. Böyle para attım yine eleşmeye başlıyorlar. Şşş, küçük. Bir lira ver bakayım. Ya. Usta, vallahi lahmacunla döverim seni. Al ya. Sakin ol Minnak, sakin ol oğlum. Hiç sevmedim ben bunları. Ayar oldum ha. Evet, burası da güvenlik odası. Baktım senin tipine, senden olsa olsa harika bir güvenlik görevlisi olur dedim. Peki benden ne olur? Senden olsa olsa 1,5 kıymalı pide olur. Ne diyorsun lan? Bana iş yok mu oğlum? Hmm, bu duvardaki de ne böyle? Kan lekesi mi yoksa? Yok ya, ne alakası var? Şalgam o, şalgam. Böyle biz duvarları şalgam ile süslüyoruz. Doğu motifleri falan güzel oluyor yani. Peki bu silah ne için? O ne? O şey, biz ne zaman kutlama yapsak iki attırırız şöyle. Mesela bugün 75 lahmacun mu sattık? Vahey vahey!
yapmış ya. Artık dayanamıyorum. Çıldırmak üzereyim. Giderek bana doğru yaklaşıyorlar. Sanırım kendimi vuracağım. Vuracağım. He vuracağım. Feyle yazmış salak. Benden sonraki güvenlik görevlisine Allah sabır versin. Hadi ben öldüm, bay bay. Dur bakalım kimsin? Ne? Biri beni çağırtırıyor sanki. Ne, lavaş mı bitti? Geliyorum, geliyorum. Haydi size kolay gelsin. Zeki, bak ben sana diyeyim güzel kardeşim. Burada fena dümenler dönüyor ha. Ayık ol, ayık. Oha ya, adama bak. Kebapçının her yerini kamera bağlatmış. Bak ya, lahmacun fırının içinde bile var. Allah'ım, çok sıcak. Esmiyor, esmiyor. Ha, demek Mahmut Reis bir şeylerden tırsıyor. Yoksa bu kadar kamera kurulmaz. Ulan utanmasa güvenlik odasına da kamera koyacak herif. Aa, vallahi koymuş herif. El salla lan, el salla. Aa, televizyondayız. Hadi hadi, televizyon programı çekiyormuş gibi yapalım. Ben sunucuyum, sen de konuk şarkıcı ol. Tamam tamam, Sinan Akçıl'ım. Ne yapıyorsun lan? Bilmiyorum, acayip ayol oldum sana birden. Kimdin sen şimdi, söyle bakayım. Sinan Akçıl, ananı. Yok, böyle olmuyor. Sen istersen başka bir ol. Aşçı falan ol, lafı falan yap bize hadi. Tokat atmak acıktırdı beni. Oğlum bak, vurma, bir daha döverim yeminle. Neyse, şimdi sizlere çok güzel bir waffle yapacağım. Neyle yapacaksın dombik usta? Dombik mi? Neyse, işte bu Cook Plus Waffle Toast makinesiyle. O kadar kolay ki yapması. Evet, Cook Plus sayesinde uyuz bir kedi bile enfes bir waffle yapabiliyor, öyle değil mi? Oğlum bak, sen şımardın, oyun oynuyoruz diye. Bakalım nasıl olmuş. Harika, eline sağlık. Afiyet olsun. Pardon ya, yine bir an Sinan sandım seni, özür dilerim. Bir şey oldu mu lan? Yeter lan. Şu elimi yüzümü yıkayıp geleceğim, sonra seninle konuşacağım. Pezevenge bak ya. Makineyi bırak bari. Bir tane kesmedi. Neredeydi lan bu lava? Hava kararınca E2. Gürbüzden bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar. Kapıda görünür görünmez. Nazlı okul birincisi, kek stratejik eğlencesi, kek stresini tam yerken Gürbüz yanına geldi. Nazlı kafayı kullandı, kek strayı ters çevirdi. Jölesi altta kalınca Gürbüz onu kek sandı. Gürbüz gittiği anda kek yine kek stra oldu. Nazlı jölenin kremanın tadına yine doydu. Kek değil, kek stra. Bu altyapıdan futbolcu filan yetişmez. Ne yapıyoruz? Altyapıyı paklaslıyoruz. 10 numara karar hocam. Bu boru başka boru. Boru değil bu boru. Hiçbir şeye benzemez. Pak biraz başka boru. Boru gibi gol. Baba ne koyayım? Ne salak bir kelime. Tövbe tövbe. Yine karşıma çıktı bu şeyler. Fena ayar oluyorum ben size. Ananı. Nerede kaldı ya bu minnak? Alt tarafı kum bulacak. Giy bir saksıya sıç işte. Dur lan şu kameralardan bakayım. Belki görürüm. Burada yok. Burada da yok. Burası zaten fırın. Bakayım burada mı? Yok. Bunu da geçelim. Bir dakika lan. Bir dakika lan. Bu hayvanlardan 3 tane yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa? Ha, ne oluyor lan burada? Nereye gidiyor oğlum bunlar? Ana, nasıl geldi ya bunlar buraya? Deneyeceğim vallahi şimdi. Allah'ım ne oluyor ya? Şimdi sıçtık. Ne yapacağım lan ben? Geliyorlar, geliyorlar. Fosforlu gözler. Bir dakika, gece görüşü olması lazım. Minnak, hemen geliyorum, merak etme. Dirol lan, dirol. Her şey kafada bitiyor Zeki. Ecinli diye bir şey yoktu. Hayaletten korkan kahraman olamaz. Sadece Yıldız diye benim makyajsız fotoğrafıymış ya. Çok korktum be. Minnak burada olmalı. Minnak anar Zeki, anar. Çabuk buradan gitmeliyiz. Eyvah. Ne oldu lan? Geldiler Zeki. Ne yapacağız ya? Ne mi yapacağız? Unutma Zeki, zeytinburnu çocuğuyuz lan biz. Boz kesmeye değil, göt kesmeye geldik ulan. Evet, 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 aynen ondan. Zeytin meytin.
Bu ne lan? Canlıydı değil mi bunlar? Evet öyleydi. Nasıl kalkıp geldiler canlı değillerse? Ne oldu lan bize Zeki? Kafamız mı güzel oğlum? İkimiz de aynı şeyi gördük değil mi? Benim Şakir'den otlandığım sigara dolu muydu lan yoksa? Sanırım ben burada neler döndüğünü biliyorum. Beni takip et. Ne oldu lan? Gazetede ne yazıyor bak? Sinan Akçıl şarkı söylemeye devam edeceğini açıklamış. Çok korkuyorum lan Zeki. Çabuk gidelim buradan bir an önce. Heriflerin suratlarını gördünüz mü? Nasıl da tırsınlar değil mi? Vallahi süpersin patron. Yakında hayaletli kebapçı diye atları çıkar. Kimse de adımını atmaz o Mahmut denen hıyarın mekanına. Ya Cengiz bir tane daha kolonyalı mendil versene lan. Al abi al. Emdin bitirdin kendini sen de ya. Ne yapayım oğlum? De pişmiş eşek gibi terliyor mu meretin içinde ya? Kestik. Ulan ne oluyor lan? Bir gizemi daha çözdük. Scooby Scooby'de. Sus lan sen de Scooby misin Scooby mısın? İyi ki gizem var dedik. Langırt diye atladın hemen sen de. Fakat bizim olduğumuzu nasıl anladınız ulan? Tabii ki bununla. Demek öyle ha? Kaçmanıza izin mi vereceğiz ulan? Cengiz, Haydar, dalın. Etrafınız sarıldı. Hemen teslim olun. Kulağımı kes lan. Evlat, bize bu suçluları yakalamaya yardım ettiğin için teşekkür ederim. Şimdi sana şehrin altın anahtarını vereceğim. Yemin et. Şaka lan şaka. Hemen de atladın ha. Al şu bisiklet kilidi anahtarını, bununla idare et. Sağ olun komiserim, bu anahtarı hiç çıkamayacağım. Hadi hadi hadi, takım halinde gidelim. Çıkarın beni bu cehennemden. Minnak, gördün mü bak, anahtar verdiler. Minnak, Minnak, neredesin oğlum? Kaçma ulan kaçma. Kıymalı bidonlar senin kaderinde var oğlum. Kaçma ulan gel buraya nobesse. Hadi Allah'ım yardım edin ulan. Show başlıyor. Talk show başlıyor. Hayırlı işler kolay gelsin. Ne oldu? Yolda mı kaldınız? You're talking to us, Chuck. Houston? Aygaz, Aygaz. I guess. Anlamadı, dil bilmiyor. Ya you astronot, I gaz. Tüp. Tüp tabii. Tüpler uzayda. Abi sipariş geldi. Abisi sipariş geldi. Sipariş beklemez. Biz bir ışık hızı gidip gelelim. Adamlar şaştı kaldı ya. Alışacaklar Hamit. Aygaz'dan dünyayı şaşırtan teknoloji. Aygaz Express'te tüm siparişleriniz uydu üzerinden araçlarımıza yönlendiriliyor. Gerçek güç burada. Uyku kaçınca E2.
Bu ne şimdi? Şunu fark ettim ki... Hazır mısınız çocuklar? Şu an gülüyorsanız bu ahmakların aksine hala hayattasınız demektir. Bizde de bir şeyler öğren. Kendisi de bükülen bir son tabela bükücüsü. Son yemeği kendisi olan bir aşçı. Yanlış hesap yapan bir golfçü. Yanlış adamı vuran bir çete. En büyük fanıyla tanışan bir şirket ajanı. Ve yanlış yılan seçimi hayatına mal olan bir bilim adamı. Eğer tüm bunlara gülmezseniz nabzınızı kontrol edin. Belki ölmüşsünüz. İşte ölümün bin yolunun bugünkü bölümü. World Aygaz İşbirliği'nden nefis kampanya. Aygaz ev tütünü World kartınızla alın, 30 kontör veya 500 World puan kazanın. Benim benzerim. Görüntü tamam da bakalım lezzet aynı mı? Oku bakayım bir tane. Çay kur Türkiye'nin gerçek çayı. Oldu mu arkadaşlar? Oldu. Hiç benzeri gerçeğinin yerini tutar mı baba? Başka çaylarla karıştırmayın. Türkiye'nin gerçek çayı budur. Çay kur, Türkiye'nin gerçek çayı budur. En tatlı sabahlar, Çoko Krem'de başlar. Çoko Krem. Ülker Çoko Krem. Gün boyu tükenmeyen, güç veren enerji. Kötüyüm ben, kötüyüm, kötüyüm, kötüyüm. Herkesi hasta ederim, ederim. İhsan yapar, kustururum, bezdiririm. Ha? Beş kat daha uzun süre. Beş kat daha uzun süre, hijyen mi? Mahvolduk. Beş kat ha? Bu da yeni mi çıktı? Abi basa, abi basa, abi basa. Jack, 4 yıldızlı ve oldukça çabuk sinirlenen bir şefti. Bu ne şimdi? Kesinlikle fazla pişmiş. Onun mutfağında çalışmak korkuyla yaşamak demekti. Faye hariç. Pekala Faye. Çok güzel. Teşekkürler. Orada bulunduğu kısa süre içinde Faye oldukça başarılı şekilde ilerliyordu. Aşçı yardımcısıydı. Ama eğer aklından geçeni bilebilseydi, Jack başka bir yemek planlardı. Faye Flato. Tabletinde sakladığı özel tariflerini çalmak için oradaydı ve bunun için kendini feda etti. Bir şef olarak itibarımız kendimize sakladığımız bir tarif arşivimizin olması üzerine kurulur. Birçok şef iş tarife geldiğinde oldukça panikler. Çünkü ortada rekabet vardır. Ben birçoğunun başka insanların masalarının etrafında dolaştığını gördüğünde deliye döndüğüne şahit oldum. Bu akşam Faye harekete geçmek için hazırdı. Çok özür dilerim şef. Affedersiniz. İyi akşamlar. Faye kopyalayabildiği kadarını kopyaladı. Ama şefin döndüğünü görünce delilleri yere bırakıverdi ve saklanacak bir yer buldu. Şef olayın kesinlikle farkında değildi. Faye bu işten kolayca sıyrılabilirdi. Ancak bulaşıkçı makinenin kapılarını kapalı olarak görünce içeride kirlilerin olduğunu düşündü. Ve Faye tahmin etmediği bir temizliğin içine girmiş oldu. Bu kişi birkaç farklı şeyin etkisiyle ölmüş olabilir. Bir tanesi küçük ve kapalı alandaki yaklaşık 200 derece olan ısı olabilir. Bu kişinin derisi ısıdan kaynamış olabilir ve direkt olarak kabarık bir şekil almış olabilir. Su vücudunun içine girmiştir ve bu da organlarının yanmasına neden olabilir. Bu şekilde ölmek dakikalarca sürebilir ve çok acı verir. Ertesi sabah fark ettiler ki... Tanrım! Faye kendini fazla pişirmişti. Faye baş aşçı olmanın hayalini kuruyordu.
ama üstün yetenekle doğmuş biri değildi. Jack'ın tariflerini çalmayı denedi. Ve sonunda kendini cehennem mutfağında buldu. Ölmenin yolu 512. Şef öldü. Alo. Anne iyi misin? Anne. Anne. Bak bir. Anne. Anne diyorum. Ya anne. 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 Lan. Karı. Şşş. Alo. Ya bak. Şşş. Kız. Anne. Ana. Anne. 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 Miyav. Eşeği. Kaşık daha iç çorbadan. Nasıl oldum oğlum? Daha iyiyim baba. Ateş hiç düşmemiş. İçmezsen nasıl iyileşeceksin? Aç şu ağzını, aç. Boğazımdan geçmiyor anne. Lan zot direkt Tarzan gibi geziyor sokakta. İt gibi sürtmeyebiliyorum. Bitir o çorbayı da. Yazıklar olsun lan sana. Sana verdiğim emek. Yazıklar olsun. Ben senin için neler yaptım biliyorsun. Anlaşamıyorsanız boşanın ya. Bu ne böyle? Karışma lan sen. Sana ne oluyor? Canım tuzlu alabilir miyim? Heh, buyur canım. Aykut bak bunu giyiyor mu, vereyim bunu. Olur bak, bunları da giymiyorum, ver bunları da. Hayır anne, ben giyiyorum bunu ya. Tamam, bunu giymiyorsun değil mi? Ha, bir gün giyerim dursun bu, hayır ya. Ha, bu neymiş? Hayır o hiç olmaz. O kızıma sofra bezi ya. Ha, ama şal diye ben böyle giyiyorum bunu. Nuriye'nin kızı kocaya kaçmış, Şefika'nın eşi arabayı değiştirmiş ama para nereden geliyor? Münever kesin sorar bunu, altını çizim. Anne ne yapıyorsun? Yarın günüm var, dedikodu ezberliyorum ben, kafamı karıştırma. Tövbe yarabbim. Meyve soyup getireyim mi anne, yer misin? Ha, sağ ol oğlum, istemem. 2013 çıkmış dedikodular, notlarımı gördün mü? Ben bulamadım. Hadi bakalım, alın bunları da, bu senin, bu da kardeşin. Teşekkürler babaanne. Sağ ol babaanne. Heh, hadi yine gelin. Güle güle. Hadi hoşça kal. Herkes çıktı mı? Gittiler gittiler. Heh, sen ilk turmuşsun, bunu da al. Al bunu da. Eyvallah canım babaanne. Kardeşine bir şey dersen bir daha vermem bak. Hazara olan açar gözü, havdan başka yoktur sözü. Sıçmaya doğru sürer izi. 3 saatte uyanacak, ok mu vardı? Ben duşa giriyorum. Oğlum bak, kardeşin okula başladı. Okumak istiyorum baba. Korkma lan, 15 dakikaya çıkar. Değil mi oğlum? Bak geçen duş annenin 3 bileziği gitti oğlum. Bak hiç şeyden altın kaldı. Kaçın pizza. Kaçın. Laptopu bırakayım madem. Boyumun kısa olacağını babamın o cümlesiyle anladım. Kızların bile boyu benden uzun baba. Oğlum kızlar hızlı uzar sonra dururlar. Yolun düşer meyhaneler üstüne. Aykut! Efendim baba. Yaklaş biraz. Sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Nedir baba? Bir daha geç kalırsın ağzına sıçarım. Ha ha ha!